İyi günler. Ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 21 Eylül 2013. Magpie dergisinin Scratch derslerinden devam ediyoruz. Üçüncü sayıdaki sanırım dördüncü 24. sayfadaydı. Dördüncü uygulamaya geldik. Dördüncü alıştırmaya yapıldı. Bu da yapıldı. Şunu yaptık. En zoruna en sona bırakıyorum. Şurada Dice Simulation var. Bunu biraz şöyle uzaklaştırırsak. Evet. Dice Simulation, zar simülasyonu demek. Yani bildiğimiz tavla zarı. Dice İngilizce'de zarın çoğulu. Tekili ise die. Şöyle inceledim programı. Başladıktan sonra belli ki die 1, die 2 diye iki tane zar değişkeni tanımlayacağız. Başlangıçta onları sıfıra set ediyoruz. Zar olarak yapalım bunları. Karışıklık olmasın. Bir tane counter'ımız var yine. Sayaç. Score var. Bu score şurada score eşittir 12. Repeat until döngüsünde score eşittir 12'den şunu anlıyorum. 6 alta attığında bunları toplayacak. 12 olursa artık 6 alta attığı için bu döngüden çıkacak. Ki o toplama da burada bakın. Score die 1, die 2'yi atıyor. Peki onları nasıl buluyor? Zar 1 ve zar 2'yi, yani die 1 ve die 2'yi pick random 1 to 6. Buna bakacağız. Yeni öğreneceğimiz bir şey bu. Rastgele sayı seçme fonksiyonu. Üst ve alt limitleri verdiğimizde iki de bu limitler dahil olmak üzere yani 1 ve 6 dahil olmak üzere rastgele bir sayı veriyor zar gibi. Sonra bunları toplayacak. Topladıktan sonra attığı zarları söyleyecek. Day, day yani şunu mesela 6 6 attım, 5 6 attım, 4 2 attım gibi bunu söyleyecek. Skorunu söyleyecek, toplam skorunu. Bütün bu işlem şurada skora day 1 artı day 2 yani iki zarın toplamı 12 olduğu zamana kadar dönecek bu. Repeat until. Şu şart sağlanıncaya kadar. O şart sağlandığında yani 6 6 attığında döngüden çıkacak ve buraya gelecek. Ve diyecek ki it took me counter rolls to get a double six. Yani 6 6 atmak bana şu kadar atışa mal oldu. Ya da şu kadar kere attıktan sonra 6 6'yı tutturduğum gibi bir Türkçe cümle yazacağız. Ve altta da stop all. Hemen Scratch açıyoruz. Buraya geliyoruz. Kontrolden. Bir değişiklik yapalım mı yine burada? Stage'i değiştirelim. Background. Bu import. Indoors. Şöyle bir aşağılarda neler var? Güzel bir şeyler var mı? Room. The movie. Spotlight altında olsun. Evet. Ve kahramanımız da şu background'ı ayarladıktan sonra boş alanı siliyorum. Gerek yok. Spotlight Stage. Pekala. Sprite 1'i de siliyorum. Delete. Bunun yerine şuraya bastığımda listeden Animus değil bir fantezi canlılarından şöyle çok fazlaca çirkin olmayan bir şey seçelim. Bir at var. Bir tane snowman var. Bunu seçelim. Güzel oldu. Biraz küçülteyim bunu. Şöyle sahnede spot ışıklarının altında şöyle bir kardan adam. Sprite'ımız bu. Şimdi programa başlayalım. Sprite basılıyken script bölümü bizim program için script için geçerli. Yeşili koydum. Değişkenlerim vardı. Hemen değişkenleri hatırladığım kadarıyla yazayım. Türkçe yazacağım. Zar 1. İki tane zarımız var. Enter. Make variable zar 2. İkinci zar. Enter. Make variable score var. Yani zar 1 ile zar 2'nin toplamı. Bir de kaç kere attığımızı belirleyeceğimiz counter var. Ve sayaç diyelim ona da. Sayaç var. Şimdi bunları hemen
Şuraya duplicate ve duplicate deyip 4 tane yapıp şöyle zar 1, zar 2, score ve sayaç olarak hepsini sıfıra işitledim. Şimdi bir döngü lazım bize. Kontrol repeat until döngüsü yine bir şart sağlanıncaya kadar. O da şöyle operatörden eşittir. Evet, eşittir. Variables'tan skoru buraya koyuyorum. Şuraya 12 yazıyorum. Yani alt alta attığında toplam 12 olunca bu döngüden çıkacak. Şimdi sayacı bir arttırmayı buraya koyayım. Bu daha önceki repeat until'den biraz farklı. Hata yaparsam düzelteceğim. Ve şeye geldik. Set. Evet. Set zar 1'e ve bundan duplicate yapıp şuraya yok. Şurayı tamamlayayım ondan sonra. Operators'ta şey var. Pick random 1'den 6'ya. Bunu şurada deneyelim hemen. Bunun görevi şu. Burada yazdığımız iki rakam dahil olmak üzere arada herhangi bir rastgele sayı veriyor bize. İşte double click yapıyorum 4. Bir daha çift click yaptım. 3, 3, 1, 6, 4, 3, 6 gibi sayılar. Bunu buraya koyuyorum. Şuraya zar 1'e. Şundan duplicate diyorum. Buraya koyuyorum. Evet, şimdi şunu yapıyorum variable'dan set sayaç şuraya operators'tan toplama koyuyorum. Buraya da değişkenlerden zar 1 ve zar 2'deki sayıları toplayacak. Sayaca değil, skora. Bu skor. Sayaç burada bir artıyor. Ve sonra diyecek ki bize Lux'tan say şöyle koyalım. Buraya bir join koyuyorum. Neredesin join? Şurada. Bir join daha koyuyorum. Şöyle. Ve buraya sayı olarak variable zar 1 join'e geri döneceğim bir tane daha koyuyorum. Join çok lazım oldu. Şimdi neden olduğunu anlayacaksınız. Variable'dan zar 2'yi buraya koyuyorum. Şuraya sadece tek bir boşluk koyuyorum. Yani 3, 4 attım falan gibi bir şey olacak. Buraya geldi olsun. Geldi. Skoru da yazdırmış mıydı? Şöyle bakalım bir de dönelim. Evet. Bunu söylemiş ve skorunu da söylemiş. Tamam, o zaman biz de söyleyelim. Çok önemli değil aslında ama 2 saniye boyunca zar 1, zar 2 boşluk var arada. Geldi. Şuraya yine Lux'tan say şöyle join koyalım. Score 2 nokta üst üste boşluk. Word yerine de variable'dan skoru koyuyorum. 2 saniye. Şunları küçük yapmış. 0. Çünkü bu süreler çok uzun olunca bu da 0,5 olsun. Yarım saniye boyunca bunu, yarım saniye boyunca bunu söyleyecek. Ve 12'yi, toplam 12'yi bulduğu zaman şuradaki skorda artık çıkıp buradan yoluna devam edecek ya, orada da şunu söylesin. Desin ki join'e gidiyorum yine. Join
Bir join daha koyayım. Emin değilim ama silebilirim. Variable sayaç. Şöyle yazıyorum. KRD şuraya da şöyle yazayım. Aa, bir tane yetiyormuş demek ki. Doğru. Şöyle. Boşluk KRD 6 6 atabildim. Çok önemli değil böyle bir şey. Ve o kontrolden yine her zamanki gibi sona stop all koyuyoruz. Doğru oldu mu bilmiyorum. Bakalım yanlışımız varsa düzeltiriz. Şuradaki şeylerin hepsini kaldırayım. Sayacı, skoru, zarar. Evet, bunların hepsi kalktı. Ve bastım. 1-0 geldi, 3-0 geldi. Ve skoru söylüyor her seferinde. Ben skoru söylemesini istemiyorum. Orada örnekte var ama karıştırıyor. Şöyle bir daha basalım. 3-0 geldi, 6-0 geldi. Sürekli olarak zar 2-0 oluyor. Neden? Şöyle bir hata yapmışım. Zar 1 için buradan da duplicate yapıp buraya aldım ya. Şunu zar 2 yapmayı unutmuşum. Bu da ikinci zar olacak. Basalım. 6, 5, 3, 3, 2, 4. 2, 2, 6, 3, 3, 3, 5, 1, 4, 6, 3, 6. 6, 6 gelmiyor bir türlü. Çift bile atıyor bir sürü ama 1, 1, 4. Evet. Bakalım kaç defa da 6, 6. Acaba hatamız var mı bakalım. Skora. Zar 1, zar 2'yi topluyoruz. Zar 1, zar 2 burada. Skora eşittir 12 ise. Ha. 6, 6. Bir kere de diyor. O ne demek? Sayacı arttırmamışız demek. Set sayaç eşittir 1 olur mu burada? İşte bu şeyin farkı oydu. Diğer programdan. Sayacı sıfırlamıştık. Bunu buraya atalım. Buraya şey koyuyoruz. Change sayaç. Şuraya koyalım. Artı bir. Sayaç kere de. Bir de şöyle yapalım. İki şey ekleyeceğim. Birincisi hızlı hızlı atsın. 0.1. İkincisi ben şu sesi çok seviyorum. Import. Yani görüntüye biraz şu pop sesini koyalım. Script. Nereye koyalım? Play sound. Şuraya. Bu popla birlikte yazı gelecek. Şimdi bakalım. Sahnede bakalım. 20 kere de 6 6 atabildim diyor. Bir daha basalım. 32 kere de atabildim. İhtimal olarak biliyorsunuz 6 6 zarda yani 2 zar attığımızda 1 bölü 36'dır ama bazen evet 20 kere de bazen 50. 60. 70. de attığına şahit oluyoruz. Şu sesi biraz kısayım. 43 kere de bakın 36'yı geçti. Yani ortalama olarak aslında 36'dır. Yani bunu bu işlemi binlerce kez yapıp ortalama alsak 36'ya denk gelecek. 49 kere de 6-6 tabii. Onu daha sonra yapalım. İyi bir proje o. Yani şeyi test etme. İstatistik olarak 6-6 tutturma ihtimalimi 1 bölü 36. 36 da 1. Yani 36 gelmesi lazım. Bu şöyle yapılır. Binlerce kez bu işlemi yaptırdıktan sonra her birini toplayıp mesela bu sefer 48'i toplayacağız. Bir sonra kaç geldiyse onu toplayacağız ve en kere kaç kere diyelim ki 1000 kere yaptığımızda bütün bunları topladıktan sonra bunu 1000'e böldüğümüzde 36'ya yakın bir rakam çıkması lazım. Rastgele mantığıyla son bir kez daha seyredelim. Kere de bildi. Evet, sahneye geri dönelim. Program bu kadar. Yine böyle renkli güzel bir sahnede bir iyi bir sprite'la bu örneği çözdük. Sırada zor olan var. Gece saat kaça gelmiş? 11'e 10 var.
Şimdi bunu devam ettirebilir miyim bilmiyorum. Belki de son zor olanı yarına bıraksam iyi olur. Sakin kafayla yapalım. Bu da son bugünkü son kaydım olsun. Yarın eğer başka bir işim çıkmazsa bugün 22 Eylül 2013 Pazar diye başlayacak. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.